Kıskanç mısın? Şimdi aslında çok ilginç bir soru çünkü genelde kıskanılan tarafı ben oluyorum. Kıskanılan taraf sen oluyorsun. Evet. Çok da iddialısın yani. Galiba öyle yani. Sen kıskanıyor musun? Şöyle sevdiğim zaman, gerçekten değer verdiğim zaman kıskanıyorum ama yani böyle hani karşındakinin gönlünü hoş tutacak kadar kıskanıyorum herhalde. Dozajında. Evet. Çünkü fazlası zaten ilişkiyi yıpratıyor. Gerek yok yani. Bravo. İdeal bir erkek. Kendi satıyor ha. Nasıl güzel pazarlıyor değil mi kendini? Çok, bence de yani. Danilo. Bakalım abi, ne diyecek? Kıskanç mısın? Ben abiciğim. Yani ben kıskanç tabii ki de abiciğim yani. Ha. Ama fazla değil. Bak sana söyleyeyim, kıskanç, güzel bir kıskanç ben yani. Çünkü ne zaman bir şey seviyorsun tabii ki de kıskanması lazım. Ama böyle bir asla bir kıskanç değil, anladın mı abiciğim? Öyle hafif, güzel, sıcaklık, çok zorlanamıyorum ama anladın mı? Öyle bir şey var yani. Çabi. Ya şimdi kıskanmak derken ilişki... İlişki anlamında diyorsun. İlişki anlamında ben kıskanç değilimdir. Çünkü ya ben bir sevgilime ne kadar güveniyorsam kıskanmama gerek yok çünkü. Şimdi o zaman şunu görüyoruz. Slovak erkekleri kıskanmaz, İtalyan erkekleri kıskanmaz, Güney Kore erkekleri kıskanmaz. İspanyol. Biz bak... Biz aşırı, aşırı kıskanıyoruz ama, evet, bunu mı sevdiler insanlar? Aşırı kıskanıyoruz ama şey var, yani göstermiyoruz, anladın mı? Yani özellik... Daha tehlikeli, içten içe. Yani şey, yani hep böyle, yani sonuçta bir karizmanın kaybetmeden, anladın mı? Tabii, matadoriz yani, anladın mı şey? Ben mesela, severim mesela... Başka erkekler benim hanıma bakarsa demek doğru bir seçim yaptım ben. Geldi. Yani, tamam. Bak. Şimdi bak bir dakika burada dur bir dakika. Manu bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlış bir dakika. Anlamasın bu. Bak ben biraz daha inceleyeyim o bu. Ben mesela tabii ki severim mesela insanlar benim sevdiğim insan hoşlanıyor ve şey yapıyor. Yani eşim güzel ki demek ki bakıyorlar diyorsun ama tabii. Bu Türkiye'de mesela kabul gören bir şey değil. Mesela hemen Sinan'a dönelim. Sinan ne diyorsun? Döverim. Beni mi? Hayır. Bak arada böyle bir fark var yani. Uçurum kimse var. Bakamaz. Bak bunun bir ince şeyler var. Yani bakmak bir hoş bir yani saygılı bir bakmak var. Ve şey de var. Böyle. Ya o da tabii ki o da dayanamıyorum ben. Anladın mı? Hemen o köşeden bu köşeye tamam. Dönelim. Antonio Stocks. Amerikalı erkek kıskanır mı? Ben kıskanmam. Kıskanmıyor musun? Kıskanmıyorum. Ciddi misin? Evet. İlişkimdeyken kıskanmıyorum. Niye abi? Nasıl yani? Çünkü onu seviyorum. Onu sonuna kadar güveniyorum. Ama bizde başka bir şey var. Seven kıskanır diye bir... Şimdi o olabilir. Seven o farklı bir şey. O benim için değil. Ben duygumu... Duygumla ifade ediyorum. Kıskanmakla ifade etmiyorum. Seni seviyorum yeterli de. Vay 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 vay. Masada herkes o kadar medeni ki. Bu ülkede hani kıskançlık hani sizin kadar rahat değil insanlar. Hani tabii, erkekler. Ben, şimdi, tabii kadınlar ki... da rahat değil. Mesela masada 3 Türk hanımla evli yabancı arkadaşlarımız var. Eşin mesela değil mi Karadenizli, sen öyle diyordun. Kıskanç mı değil mi? Söyle bakalım burada herkes duysun. Fena. Çok mu? Çok. Ne çok. Yapıyor mesela? Yani o aslında o kadar fazla değil ya, tek şey. Pat çeviriyor yani var. Yo tek şey. Arkadaş kontrol yapıyor, sosyal medya kontrol yapıyor, iş kontrol yapıyor. Geriye bir şey kalmadı ki. Sen şöyle bir şey demiştin yani mutfakta sabahtan akşama kadar her tarafım Ahmet Mehmet erkeklerle dolu. Onlardan bile kıskanıyor demiştin. Oo eşimi tabii ki de. Onu diyorum. Ama şey eşim erkekten kıskandı ha. Ne? Tabii ki de her türlüden kıskandı ha. Erkeklerden kıskanıyor. Tabii ki de köpekten kıskandı bir kere. Ne? Ya ne demek? Ayıp olmasa şimdi tabii ki de. Niye kıskandı? Çünkü ben çok seviyorum ya. Çok zaman veriyorum. Köpeği çok seviyorum. Yemin ediyorum. Köpekle geçirdiği zamanı benimle geçirdi. Ama bak şimdi ne no, şimdi bak kolay kıskanıyor çünkü kıskanıyor. Tabii ki de kıskanıyor. Ama ben
biraz baktı ve biraz arkadaşları konuştuk ya, bu Karadeniz tarafta böyle bir sorun var acaba ya. Bir dakika hemen o zaman Masataka, senin eşin de Karadenizli. Evet evet yani. Katılıyorum, gelecektin Danilo'ya katılıyorum ya. Nasıl gerçekten çekmiş ya? Manuel senin eşin de Karadenizli değil mi? Tesadüf. Evet evet sayılır. Ona da bir ha, var yani Karadenizli. Ya, bir porsiyon var diyelim. Bir porsiyon o var. Kıskanç mı? O da kıskanç tabii. Oo. O da şey, Danilo'nun biri daha hafif bir versiyonu. Robbie sen bir İngilizsin, kıskanıyor musun? Kıskanmam diyen insanlar bence aslında yalan söylüyorsunuz. Mesela işte yani çünkü buradaki herkes bence kesinlikle hayatlarında bir zamanda kıskanmış. Kıskandılar değil yani, mi? Hani, anladın mı? Zaten bravo. İnsanlık bir şey bence. Kesinlikle buradaki herkes bence kıskanır. Yani ve yani kıskandırır. Yani. Çok bence de bizden şey saklıyorlar bunlar. Ben bence de herkes kıskanıyor. Şey evet Antonio. Konuştu. Ama tek şey duydum, bana yalancı mı diyorsun? Nasıl ya? Ben orada kaldım. İlk cümlede kaldım. Hayır, ne yani? Yani. Antonio'ya yalancı mı diyorsun? Evet, yani. Hayır, Amerika İngiliz gerginliği. Ya şöyle bir şey. ama aslında ne bileyim. Ben seni zaten tanıyorum. Evet. Çok da seviyorum. Ama aslında gerçekten senin kıskanmaman şey çok mümkün değil yani. Kıskanmak eşittir sevmek olamaz. Yani sevmenin göstergesi kıskanmak olamaz bence. Vay. Yani, ama doğru söylüyor. Vay vay. Doğru vay, söylüyor. Vay, bak. Ben orada bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi kıskanmak farklı bir duygu, aşk farklı bir duygu. Tabii ki. Şimdi ben evin içinde bir sevgilim var, bir hayat partnerim var. I love you dediğim sürece onu niye kıskanayım? O benim hayat partnerimdir. Yani şöyle bir şey var bence. Birisi zaten bakıyor, ben daha bitmedim lafımı, bölme. Başka bir adamla, başka biriyle hani şey bara çıkarsa, ben onu görürsem, onlar ne bileyim öpüşüyorlarsa ya da böyle bir şey oluyorsa evet. Kesinlikle %100 kıskanırım yani. Tamam, o şimdi böyle bir şey oldu. Şimdi diye. Tamam. O zaman çok kıskanılan bir adama geçelim. Andrei Polyanin. Çok kıskanılıyorsundur büyük ihtimalle. Şimdi en son neden bana geçti? Herkes konuştu. Ben kaldım burada. Şimdi ben ne desem? Sen kıskanç mısın? Onu söyle mesela. Şimdi kıskançlık masayı ikiye bölüyor bu arada. Siz ikiye bölünüyor. Aynen. Yani güvendiğim bir kişiyse niye kıskanayım ki yani? Sen çok kıskanılıyor musun? Evet. Yani şimdi eski kız arkadaşım falan bakıldığım zaman Facebook'un karışma var, yakalanma var vesaire. Sürekli sosyal medya vardan, telefonları karışma var. Kıskançlık yüzünden biten ilişkin oldu mu? Yok. Olmadı. Yani nasıl öyle düşün? O kadar çok abartılı bir şey olmadı yani. Zaten çok komik olur herhalde. Öyle kıskançlık bir durum. Çabi. Hep çabi. Geldiğinden beri çabi. Sanki biz yok. Çabi yoktu. Çabi geldi, çabi. Tamam kıskanma. Bak işte bir de kıskanç değilim geldi diyor. Bak bir de kıskanç değilim diyor. Al işte. Chubby'yi kıskanan adam kız arkadaşını kıskanır. Tamam. O yeni geldi. Yapma tamam. Böyle. Tamam bu sefer böyle olsun. Çok sofrada tamam. Bir tane kıskanç. Manuel'ler başlayın. Yo. Şimdi onlar belli zaten kıskanıyor. Abi ben kıskanç değilim ki yani. Sen değil misin? Kıskanç mısınız? Gel. Yapan abi gel. Tamam. Chubby bir davette. Eşin, ya, evli değilsin ama ya da sevgilin, çok sevdiğin kişi, başka bir erkekle çok samimi muhabbet ediyor. Gördün uzaktan, ne hissedersin? Erkeği tanıyor muyum, tanımıyor muyum? Tanımıyorsun. Aa, ne oldu? Tanımıyorsun. Hayır, tanımıyorum. Tanımıyorsun. No! Arkasında dururum. Ne? Arkasında, yani görebileceğim bir yerde dururum. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Hani kıskanç değildin? Hayır. Şimdi, evet doğru diyorsun. Diyelim ki bununla konuşuyor. Bak, bir dakika. İşte bakın. Şimdi doğru soru gelince asıl çıkıyor ortaya mevzu. Adamın arkasında mı durursun, kadının mı? Bence güzel. Helal ya beynim. Ya çok güzel. Tamam, neticede kıskanç olduğun ortaya çıktı, doğru mu? Ya kabul etmiyorum ya ben. Neyi çünkü, kabul etmiyorsun ya? Bir dakika, şimdi sevgilimi güvenmediğim için orada mıyım yoksa... Şimdi ya orada bırak. Ben kıskancım. Kıskancım. Top çıktı ayağından. Danilo da. Aynı soru sana. Abi ben ilk düşünüyorum şey adam acaba kaybetti ya adres arıyor acaba yani. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle vallahi ya bir yazık sana. Ya niye bir kadın bir adam konuşuyorlar? bir şey olabilir. Niye? Adam orada kaybetti. Adres arıyor falan. Mesela yani. Eşin orada başka bir erkekle biraz daha böyle samimi gibi böyle uzaktan gördüm. Ve adam böyle adam böyle mesela diyelim ki adam yakışıklı ve hani eşinle böyle bir şey konuşuyorlar. Sen de oradasın diye soruyoruz değil mi? Ya da aynen yani öyle benim gibi böyle kel falan değil. Ben silah çıkarayım gideceğim oraya. Ne yapıyorsun lan? Ya diyelim ki bunun gibi bir adamla konuşuyor. Diyelim ki Andrei.
Ya abiciğim, o zaman ne düşünüyorum ben? Bak o çocuk yakışıklı çocuğu kaybetti ve çok komik bir çocuk olabilir acaba. Allah Allah. Emrah. Değil mi? Emrah da şey diyormuş, kendimden daha yakışıklı birisini görmedim şimdi. Bu soruya cevap vermeyeceğim. Estağfurullah. Estağfurullah. Emrah, sen ne hissedersin kardeşim? Şimdi şöyle, ben bir kızı sevgili konumuna getiriyorsam. Sen getiriyorsun değil mi? Kızın hiçbir şeyi yok. Egoya bak. Maskülen tavır bu. Ben bir kızı sevgili konumuna getiriyorsam o kız oradan inmeyecek. Hayır yani sonuçta olabilir yani, erkeklerle konuşabilir sonuçta. Orada prensiplerime bağlı olarak benimle tanıştırması gerekiyor. Yani sonuçta benimle oradaysa. Ya şimdi ben sana diyorum ki bak, anlık bir şey bu. Yani birkaç saniyede, birkaç dakikada yaşanan bir hadise. Uzaktan gördün. Çok ilgili, samimi falan. Senden daha yakışıklı bir çocuk. Hani çok sorun görmüyorum bunu. Hani güvendiğim için. Ama dediğim gibi eğer hani çok uzun konuşuyorsa hani beni tanıştırması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha biraz uzadı mı iş? Bak döndü iş. Hani çünkü sen diyorsun hani birkaç saniye hani anlık olay olabilir. Hani dakika diyelim ona. Dakika olabilir yani sonuçta, konuşabiliriz. Ben tamam, de konuşuyorum. Tamam 10 dakika oldu. Ondan sonra bakarım falan böyle. 15 dakika oldu. Hala güzelim gelmiyor. Ulan falan yapar mısın öyle? Deli Emrah. Yok ben soğurum öyle hareketlerden. Yani sonuçta beni tanıştırmıyorsa demek ki hani beni ya saklıyordur ya da bilmiyorum. Hani bir sıkıntı var gerçekten. Öyle. Peki. Böyle delikanlı dedik böyle. Harbi dedik falan. Amerikalı kardeşimiz Antonio. Sen ne yaparsın babacık? Ben ne yapardım? Ben şimdi kadını güvendiğim için, ama adam çok yakışıklı diyorsun değil mi? Evet. Bir de evet. Çok samimi konuşuyorlar. Senden yakışıklı. Şimdi o bekliyor ki hatun onu tanıştırsın. Ben onun yanına gelirim şöyle. Kalk abi ya. Hey, how you doing? Nice to meet you. I'm okay. Ondan sonra giderim. Ona göre konuşsun. O adam da der ki, ne diyor lan bu? Evet. Yani tamam, dedin orada benim kadınım dedin. Akıllı ol. Yani aynen. Akıllı ona çek. Göre esprilerini yap. Işte, ona göre. Şimdi sen Gazi Osman Paşa'da oturuyorsun. Aynen ona göre. Bak. Bir Gazi Osman Paşa ayarı çekerim diyorsun. Aynen. Ya. Yok. Konuşsun. Benimle ilişki başladığı herkes bir anda çirkin olmadı ki bir dünyada. Herkes komik değil ki. Yani tabii ki komik insanlar var. Ama bir yere kadar. Ama diyorsun bir Gazi Osman Paşa damarı var diyorsun. Var. Direkt. Eyvallah. Bu tarafta aynı pozisyonda, aynı pozisyonu yaşayan Masataka. Ya ben ne yaparım ya şey ya. Onu en son öyle yapacağım da. Kılıcı çıkarır mısın mesela, senin kılıcın var? Yani var ya, yok öyle bir şey yok da şimdiki dünyada. Hangi çağda yaşıyoruz o zaman ya? Bana bir dakika. Peki ne yaparsın? Ne hissedersin? Tamam şöyle. Yani ben sohbeti katılıyorum ben de. Ya Antonio gibi böyle yaklaşık, ha merhaba nasılsın? Yani onda ya tabii ipim, yani ipim ucu fazla bırakmayacaksın tabii ki böyle. Yani hem eşim korumak için hem de kontrol etmek için ya. Ondan sonra adam, ya adam tamam konuşuyorken tamam sorun yok. Ama şöyle yani mesela böyle dokunmaya çalışırsan, wo kardeşim yapmayın. Dami. Orada karate girer devreye ninjalık. Evet. Ha? No, döveceğim. Samurai. Peki Ravi? Uzaktan izlerdin. Tamam mı? Sapık. Yani beklerdin işte yarım saat falan, belki bir saat sonra. Yarım saat! Ama o kadar böyle inceden bakıyorum ki onlara. Hani neden? Seyrediyorum. İnceden bakıyorsun? Yani şey hareketlerinden bir şey olacak. Rafs, deli olmuyor musun o saatte? Nasıl böyle dinleyelim abi. Şey, istibat kuruyorlar. Ama deliyorum zaten içimde, ama dediğim gibi ilk başta böyle saklıyorum. Ama sonra ben oraya gidip şey derim yani. Kafa atarsın. Biz birlikteyiz falan. Yani hani biz eve gideceğiz şimdi ve öyle şey yaparım yani. Zaten onlar... Ha anladım. Peki bir şey yani... sorabilir miyim? Eve gittiğiniz hani o kısım geçtikten sonrasında Evet. Konuşmuş olan kişinin burnundan getirir misin? Hani ne yapıyordun sen orada o kadar zaman falan gibi. Yani evet aslında şey orada olay çıkarma. Ama sonuna kesinlikle. Kadar gitmelerini istersin değil mi? Hayır zaten, kadar şey, zaten sevdiğim insana güvenirim. Ve onun için hani beklerim sonra şey derim hadi biz eve gidiyoruz ya da ne bileyim onların zaten hani çünkü bazen ben gerçekten her tarafını olumlu tarafına anladım bakıyorum. Sen hep bir olumlu tarafın bir gerçekten, aslında senin soyadın Pollyanna'yı Pollyanna'ya yakın da Pollyanna her şeye böyle olumlu tarafından bakan adam sensin aramızda. Olabilir. Robby ağzına sağlık, yüreğine Evet. Sağlık kardeşim. Sağ ol. Evet. Elin olu var, aç TV'yi, elin olu var, matrak şakrak patlak çatlak, ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli, tipi tüplerinden belli, muhabbetin endili.